mantısıyla, pastırmasıyla, gelişmiş ekonomi ve sanayisiyle cennet köşeler bu hafta Kayseri'de. Cennet köşeler bu hafta nerede? Kayseri! Nerede? Kayseri'de! Kayseri İpek Yolu'nun üzerindeki bir şehir ve binlerce yıldır burada ticaret yapılıyor. Burada binlerce yıldır ticaret yapıldığının göstergesi ise işte arkamdaki bu tablet. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraberiz. Başkanım nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz Kayseri'mize. Çok teşekkür ederim. Hemen konuya girmek istiyorum. Biz Kayseri'ye geldik. Ben Kayseri'ye ilk defa geldim. Nereleri gezelim, nereleri görelim? Mesela şu bulunduğumuz mekanı iyice bir gezip görmek lazım. Çünkü bu meydan Kayseri'de binlerce yıldır var. Ve çevremizde çok değişik medeniyetlere ait, birkaç medeniyete ait eserler var. Burada 2000 yıllık bir kale var mesela. Burada Roma ve Bizans'a ait eserler olduğu gibi Selçuklu'ya ait camiler, medreseler, hamamlar var. Kayseri'nin Erciyes'ini görmek lazım mesela. Kuş Cenneti'ni görmek lazım. Kapuzbaşı Şelalelerini görmek lazım. Göreve geldikten sonra neler yaptınız? Rutin hizmetler bakımından bir sıkıntımız yok. Birçok büyük şehrin çekmiş olduğu su, yeşil alan, kanal, yol vesaire gibi sıkıntıların hiçbirisini çekmiyoruz. Bunun yanı sıra Erciyes'te kayak merkezi inşa ediyoruz. 160 kilometre pistin olacağı bir kayak merkezi yapıyoruz. Kayseri'nin meşhur Kapalı Çarşısı'nın önündeyiz. İçeri girelim, bakalım nelerle karşılaşacağız. Ne yapıyorsun? Çaycılık. Çaycılık? Okul? Okula gidiyorum. Hafta sonunda çaycılık mı? Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hızlı mısın bu konuda? Evet. Ne kadar para kazanıyorsun? 30. 30 milyon, haftada mı? Günde. Günde 30 milyon kazanıyorum. Evet. İyi. Rakip çaycı mı? Evet. Rakip misin o? Rakibim. Peki hanginiz daha hızlı? Ben. Senden daha hızlıymış. Hızlı olamaz benim. Senden hızlı olamaz. Koşabiliyor musun çaylarla? Koşarım. Vallahi çok hızlı. Bir de seni görelim. Bir de seni görelim bana. Esas maskot sen misin? Evet. Arkada gel. Evet sevgili seyirciler görüyorsunuz döktü. Demek ki arkadaş daha başarılı. En başarılı da sen misin galiba aslan? Evet. Sen misin? Nerede çaylar? Dükkandan. Git dükkandan getir bana çayları. Getireyim. Bir tane çay getir çay içeceğim. Hadi çabuk ben hızlı isterim ama. Çayı getirmemişsin. Getirdim. Nasıl getirdin? Nerede çaylar o zaman? Aldılar. Kayseri'nin meşhur Kapalı Çarşısı'nda turumuz devam ediyor. Kayseri'nin mantısı ve pastırması meşhurdur. Ama yanımda görmüş olduğunuz gibi burada peynirin her çeşidi var. Şimdi abimden hemen öğrenmek istiyorum. Abi merhaba, nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim, sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz seni? Faruk Büyüker. 38 senedir burada ticaret yapıyorum. 38 evet. Senedir buradasın. Peynirin her çeşidi var herhalde. Peynirin genelde çeşidi var. Yöresel peynirlerimiz, Erzurum'un tel peyniri, bunlar Kayseri'nin yöresel basma peyniri, diğerleri kaynamış tuzlu peynirleri, süzme yoğurdumuz. Genelde bizim yöresel yedikleri insanların bunları alıp satıyoruz. Şimdi boyacı abilerimizin yanındayız. Bakalım işler güçler nasıl gidiyormuş. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Ağzın iyi. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Kayseri şivesi. Kayseri şivesi. Ağzın iyi değil mi? Ağzın çemenli değil. Ağzının çemenli yediğim ne demek abi? Kayseri'nin bir konuşma usulü. Senin konuşma usulü. Hep beraber burada ayakkabı boyuyorsun. Evet. Boyuyoruz. Ayakkabı boyuyoruz. Nasıl geçiyor peki? Vallahi çok güzel. Kayseri'nin meydanında gördüğün gibi. Yanındaki boyayan arkadaş fazla müşteri aldığında bir şey demiyor musun? Hayır hiçbir problemimiz olmaz arkadaş. Herkes kısmetini yer. Kayseri deyince akla gelen şeylerden birisi de mantıdır. Yemesi ne kadar zevkli olsa da yapılması bir o kadar zor. Gelin hep beraber mantı nasıl yapılmış görelim. Ablacığım ilk aşama olarak ne yapıyorsun burada?
Önce mertaneliğini biraz büyütüyoruz. Ondan sonra oklavayla inç edeceğiz. Ondan sonra da kesip hazır edeceğiz. Ne kadar inceltiyorsun? 1 santim oluyor. Biraz işte inceliğine göre onu ölçmüyoruz da kendimizce alışık olduğumuzda o inceliğe getiriyoruz. Evet ablacığım, açtın herhalde. Evet, şimdi de kesme şeysini yapışmasın diye biraz hafif un yapıyoruz. Bir kaşıkta kaç tane gelir mesela? 40 da oluyor, 30 da oluyor da devamlı dedik 40 tane sığacakmış bu kaşığa, öyle dedi. Yani şimdi buradan sonra içlerine et koyup mantı haline getireceğiz değil mi? Ablacığım, et koyuyorsunuz burada, çok küçük, zorlanmıyor musun? Yok, zorlanmıyorum. Hiç zorlanmıyor musun? Günde kaç tane böyle yapıyorsun? Günde 5-6 kilo yapıyoruz. 5-6 kilo değil mesela, 1000 tane yapıyor musunuz böyle? Fazla yapıyor. Ablacığım, mantının çeşitleri var mı? Evet var, Kayserimizin bayağı çok mantısı var. Hı-hı. Yağlaması var, yağ mantısı var, zebit var. Tepsi mantısı var, normal mantısı var, pro mantısı var, bayağı mantılarımız var. Mutfakta yapılan mantı masalarımıza en son halde işte böyle geliyor. Ama bunun dışında da bir sürü Kayseri yemeği var. Şimdi abimden hemen öğrenmek istiyorum Kayseri özgü yemekleri. Burada Kayseri mutfağından güzel örnekler misafirlerimize sunuyoruz. Kayseri yemeklerinde bu gördükleriniz, bu mantımız, bu meşhur sucuğumuz. Sucuk kebap galiba. Sucuk ızgarada pişirilmiş haliyle, evet. Bu pastırma. Zaten Kayseri'ye özgü pastırması. Şurada lahmacuna benziyor aslında ama. Yağlama çok lezzetli. Mantının aynı malzemelerine sahip ama değişik şekilde sunuluşu. Önceden yufka hazırlanıyor, pişiriliyor. Ona hazırlanan kıymalı, soğanlı, biberli içle üstü sos geziliyor. Sarımsaklı yoğurtla arzuya göre veya yoğurtsuz da yenebiliyor. Pastırmamız fırında kağıtta veya ızgaranın üstünde kağıtta çok lezzetli bir yemek olur. Kayseri mantısı çeşitli diye biz konuştuk. Evet. Siz evet. Burada kaç çeşit mantı yapıyorsunuz? Evet. En çok tanınan klasik, hani bir kaşığa 40 tane sığacak dediğimiz Kayseri mantımız bu. Yağ mantısı deriz. İstanbul'da sizin bildiğiniz mantıya en yakını odur. Yağda kızarır. Ben onu en çok merak ediyorum. Aslında evet. İstanbul'da yediğim mantı genelde salça sosu içinde evet. Değil. İnşallah. Ama burada salça sosu evet. İçinde. Evet. İnşallah bir daha geldiğinizde yağ mantısı örneği de hazırlayalım size. İçi boş olan tepside pişen mantımız var. Püro mantısı dediğimiz peynirli bir mantımız var. Aklıma şu anda gelmiyor ama en az 32 çeşit olduğu söyleniyor. Evet. 32 evet. Çeşit şu anda mantı. İsimlerini sıralayamadım, kusura bakmayın. Ben gerçekten bir tane çeşit mantı biliyordum. Evet. O da annemin evet. Yaptığı mantıydı. Sende bir İstanbullu aynen. Havası var. İstanbul. Böyle giyiniş tarzı falan şimdi baktım da. İstanbul'da bizde de. Şimdi kimi özledin? Herkesi özledi. Gurbettesin burada ya. Gurbettesin. Kimler? Anneni özledin, anneni, babanı özledin. Babanı, sevdiğini, her şeyini, herkesi sevdiğini. Özledim. Var yani bir sevdiğin. Var olmaz mı ya? Konuşuyor musun zaten? Konuşuyoruz canım. Daha yeni konuştum da geldim. Daha yeni konuştum da geldim. Yani. Buradan sevdiğin kıza, annene, babana bir şeyler söyle. Bizim aracılığımıza da ulaşsın. Ha, beklesinler beni, geleceğim. Hepsini çok seviyorum. Gözlerinden öperim. Evet, küçük bir arkadaşımızla karşılaştık. Nasılsın? İyiyim. Dershaneden geliyorsun herhalde. Evet. Nasıl geçiyor dersler mesela? İyi, iyi geçiyor. Ne olmak istiyorsun mesela? Doktor. Neden doktor? Bilmiyorum, kanları falan sevdiğim için onlarla oynamayı. Kanı seviyorsun? Evet. Nasıl ya, ben kandan mesela korkarım. Ben seviyorum. Ne doktor olmak istiyorsun? Cerrah. 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 Cerrah değil ama cerrah. Değil evet. Mi? Adını öğrenelim. Tuğba. Buralısın Tuğba. Hayır değilim. Nasıl yani? Öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Hangi üniversite? Erciyes Üniversitesi Ziraat. Üniversite zevkli mi? Zevkli tabii, güzel. Neden? Zevkli yani. Yani üniversite hep zevkli derler de hani ben şu anda lisedeyim. O yüzden hani bilmiyorum nasıl bir tadı var. Güzel, zevkli. Güzel tavsiye zevkli. Ediyorum. Bir öğrenciyle daha karşılaştık. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Kayseri'de neler yapar öğrenciler?
bilmem gezerler, alışveriş yaparlar. Öyle gezerler. Söyleyeyim, alışveriş yaparlar, ne gezerler. Ne alırlar mesela? Benim gibi adamlar kot alır, ne bileyim. Adamlar, sen adam mısın? Yani. Sen adam mısın? Adam, kadınım ne fark eder? Ya kızsın bence, bana kalırsa. Bu sefer galiba yaşıma göre arkadaşlarla tanıştık. 17 yaşında. Evet. Sen? 17. Nasıl geçiyor günler? Stresli. Stresli. ÖSS'ye gideceğiz. ÖSS'ye gideceksin. Evet. Ne hedefliyorsun? Hemşirelik. Hemşirelik hedefliyorsun. Bak abla diyor ki evlenmek istiyorlar diyor. Evlenmek istiyor musun? Yani olabilir de onlar bizi görmüyor. Onlar gelmiyor. Seninle beni bir çeksin de oğlum seni çok seviyorum. Ya ne? Bir röportajı bitirsek çekileceğim. Azıcık. Peki çok teşekkür ederiz. Size abla beni sıkıştı. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir çekilelim. Abla amma ısrar ettin ya. Bak röportajı da yarıda kestik hiç ya. Hiç olmaz, daha sen çok kız bulursun. Ya ben kız bulmak için değil, röportaj ediyordum onlarla. Eden gene. Ederim yine gittiler. Ne yapacağım? Gelirler şimdi, bir sürü kız gelir. Dönerin en güzelleri burada efendim, buyurun. Nefis tavuk döner bu efendim. Dönmez mi efendim? Bu döner hep Arap'a döner efendim, buyurun. Abi nasılsın? Teşekkür ederiz beyefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Döner demiyorsun, döner diyorsun. Döndürüyorum ya, onun için döner diyorum. Peki. Çok büyük değil mi bu döner? Aslında büyük değil, daha da büyük olmalıydı ama biraz kriz olduğundan maalesef küçük. Küçük. Günde bitiriyor musunuz bunu peki? Evet, bitiriyoruz. Ne kadar bir döner? Bu döner ekmek arası istedim. Ekmek arası olarak 2 lira efendim. Buyurun. Viraja girerim, evet. Ne buyurun? Dinere buyurun. Kebaba, İskender'e, Tantuni'ye, büfteye buyurun. Meşhur Kayseri Lisesi'nin önündeyiz. Bu okuldan birçok lider mezun olmuş. Bakalım bunlar kimler? Kayseri Lisesi'nin içindeyiz. Bu okuldan birçok lider çıkmış. Bu mezunlardan bir tanesi eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Bir tanesi ise yeni Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Bunların yanında ise ünlü sanatçımız Emel Sayın da bu okuldan mezun olmuş. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün yıllar önce oturduğu sırada oturuyorum. Abdullah Gül işte görmüş olduğunuz bu sırada derslerini çalışıyordu. Hemen yan tarafında ise 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın sırası var. Ama sıralara baktığınızda ilginizi silahlar çekiyor. Meşhur Kayseri Lisesi'nin önündeyiz. Bu okuldan birçok lider mezun olmuş. Bakalım bunlar kimler? Kayseri Lisesi'nin içindeyiz. Bu okuldan birçok lider çıkmış. Bu mezunlardan bir tanesi eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Bir tanesi ise yeni Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Bunların yanında ise ünlü sanatçımız Emel Sayın da bu okuldan mezun olmuş. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün yıllar önce oturduğu sırada oturuyorum. Abdullah Gül işte görmüş olduğunuz bu sırada derslerini çalışıyordu. Hemen yan tarafında ise 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın sırası var. Ama sıralara baktığınızda ilginizi silahlar çekiyor. Dönemin öğrencileri Sakarya Savaşı'na gönüllü olarak gitmek istemişler. Ve bu silahlarla eğitim almışlar. Fakat savaşa gittikten sonra muharebede şehit düşmüşler. ...1968 yılının künye defteri önümde duruyor. Bakalım Sayın Abdullah Gül'ü tanıyabilecek misin? Arkadaşlar var ya, burada. Fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekmenin karşılığı bir röportaj olursa tamam. Tamam. Olur mu? Arkadaşlarımıza yakaladık. Yaklaşık kardeşsiniz galiba. Aynen.
Hayır. Çok benziyorsunuz. Çok yakın kankiyiz. Belki ondan çekmiş olabilir. Kanki. Kanki nedir ya? Arkadaş da yani. Ya kankanın kanki. Kardeşim, arkadaşım ben şeyim. Kardeşim, ne sırlar paylaşıyorsun? Bize de paylaş. Yok. O zaman kesin bu ince mevzular. Yes. Yes. İngilizce var diyorsun. Biraz. Biraz var. Peki dershaneden mi geliyorsun? Kayseri deyince akla ilk gelen şeylerden birisi de pastırma. Şimdi de pastırmacıdayız. Abi, pastırma niye Kayseri'ye özel? Pastırmanın da sucuğun da ana vatanı Kayseri. Yani bu Kayseri'nin işidir. Kayseri'mizin doğal kaynak sularından, havasından en güzel pastırma Kayseri'de yapılır. Bir pastırmanın yapımı ne kadar sürüyor? Bir pastırmanın yapımı ortalama bir ay kadar sürer. Bir ay kadar. Bu evreyi biraz anlatır mısınız bize? Tabii, hayvan kesildikten sonra bir hayvandan çıkan pastırmalık bölümler hepsi tek tek ayrı ayrı parçalara ayrılır. Daha sonra et hızlanarak denge konur. Bir ağırlık, yani bir presin altına koyuyoruz. Bunun suyunu süzdürüyoruz. Daha sonra asılarak kurutuluyor. En son aşamada da yüzü çemenlenerek buraya satışa sunuluyor. Şok oldular ikisi de şu anda zaten. Yemin ederim şok oldum ben. Nasıl, büyümüş müyüm biraz? Evet, büyümüşsün, çok değişmişsin. En son ne kadar hatırlıyorsun beni? En son hemen. Çocuklar bilmesini hatırlıyorum ben. Ne kadardın böyle boyalar? Küçüktün, saçlar falan. Küçüktüm ben. Bu arkadaki yer neresi? Orada çalışma var, bilmiyoruz ki. Çalışma var, bilmiyorsun. İçinde ne var bilmiyor musun? Bilmiyorum. Kayseriliyim ama bilmiyorum. Ben oranın ne olduğunu biliyorum. Mesela ben İstanbul'dan geldim ama oranın ne olduğunu biliyorum. Orası ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği bir yer. Çok değişik bir tedavi yöntemi var. Bu tedavi yöntemi nedir diye merak ettim, öğrendim. Müzikle ruh ve sinir hastalıklarını, yani akıl hastalarını orada tedavi ediyorlarmış ve bu dünyada ilk. Evet, yeni bir şey öğrenmiş oldum. Arkamda görmüş olduğunuz yer 1206 yılında inşa edilmiş bir akıl hastanesi. Fakat bu akıl hastanesinin en büyük özelliği dünyada akıl hastalarına ilk müzikle tedavi yapan yer olması. Kayseri'de geceleri fasıllar yapılıyor ve bu fasıllardan birine de bizi davet ettiler. Biz de onları kıramadık. Sizler için fasıldayız. Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzlu, içimde durur aşkım. Kayseri'ye geldiğinizde Kapuspası şelalelerine uğramadan gitmeyin. Çünkü gerçekten burası mükemmel. Nasılsın? İyiyim. Şelaleye geldin bugün. Şelaleye mi geldin yoksa başka bir yere? Şelale için geldim. Şelale için ilk defa mı geldin peki? İlk defa, evet. Neredesin? Kayseri. Kayseri'desin ve ilk defa geliyorsun. Daha önce bu kadar büyük bir şelale gördünüz mü? Hayır. Uyanıklıklarıyla ünlü Kayseriler sudan bile para kazanıyorlar. Nasıl mı? Gelin görelim. Hasan emmi, şelalenin altında un yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Kaç senedir yapıyorsun? Ay, yapıyorum işte 10 senedir beri, 30 senedir, 40 senedir beri yapıyorum böyle. Sağlık koyuyorum. Evet. Ondan sonra un çıkıyor. 50 senedir burada un yapıyorsun. 50 senedir beri ben burada un yapıyorum. Buralısın? Buralıyım. Kapıs batıyorum. Unun kilosu ne kadar? Unun kilosu 5 lira. Unun kilosu 5 lira. Bana da verecek misin? He.
Bunun dönmesini şelale mi sağlıyor? He. Ha, şelale sağlıyor. Şelaleden su gelip burada döndürüyor bunu. Öyle diyor. Sen de para kazanıyorsun. He. Elektrik yok, su yok. He. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şelale'ye geldiniz bugün. Eşim anlatıyordu, daha önce gelmişti. Beni de getirdi işte, geziyle, okulla birlikte geldik. Gayet güzel yani. Yani sizin ilk gelişiniz? Evet, ilk gelişim. Buraya ikinci gelişim. Gördüğünüz gibi harika bir manzara var. Zaten Niagara'dan sonra dünyanın en büyük ikinci şelalesi olduğunu duyduk. Tanıyalım ikinizi de. Ben Faruk. Erciyes Üniversitesi İşletme 1. sınıf öğrencisi. Zaten sınıfça geldik. Sınıfça geldik. Ben Mahir. Erciyes Üniversitesi İşletme bölümündeyim. Ayrıca beatboxçıyım. Beatboxçısın. Oo, çok güzel adamım. Adamım, beatbox yapabilir misin bize ya? O zaman vereyim hemen mikrofonu. Bunu nasıl öğrendin? Onu sormak istiyorum. Şimdi bunu polis akademisi vardı. Polis akademisinde zenci vardı bir tane. Oradan beri hafif ondan bir başlama oldu da profesyonellik anlamında benim kuzenim var Almanya'da oturan. O geldiğinde baktım bir şeyler yapıyor, benden daha profesyonel. Daha sonrasında işte geliştire geliştire, çabalaya çabalaya bu şekle dönüştü. Kapus başında halk ozanı bir dedemle karşılaştık. Dedeciğim nasılsın? İyiyim şükür. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Teşekkür ederim. Sana burada aşık diyorlar. Aşık mısın? Gel kalktın. Yine ayağladın. Gel aldık. Deleyeyim bizim yerlere. Gözüm yaşın yer yazını verdi. Sel oldu gene deleye bizim ellere. Kayseri'de turumuz devam edecek. Şimdi de Kayseri'nin ekonomisini öğrenmek için ekonomi editörümüz Sadi Özdemir'in Kayseri Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ile yaptığı röportajı izliyoruz. Teşekkürler Furkan. Şimdi de Kayseri'nin sanayisini konuşmak için Kayseri Sanayi Odası'nın önündeyiz. Bakalım başkan bizlere neler anlatacak. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak'la beraberiz. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz Kayseri sanayicisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, efendim öncelikle Kayseri'ye hoş geldiniz. Sizlerle burada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Kayseri'de tabii sanayi gerçekten köklü bir geleneğe sahip. Kayseri'miz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren sanayide hamle yapılacak iller arasına girmiştir. Hem ruhu şad olsun Atatürk tarafından, hem rahmetli İnönü tarafından Kayseri özel önem verilmiş. Kayseri'de bizim sanayimizde 120 bin tane kardeşimiz görev yapıyor. 1100 üyemiz var bizim. Artı henüz odamıza üye olmamış ama bir üretim faaliyetinde bulunan yine 300-400 civarında da küçük işletmemiz var. Artık yavaş yavaş sanayi kimliğine kavuşacaklar bunlar önümüzdeki dönemlerde. Kayseri'den biz her yıl 6 milyar dolara yakın bir katma değer üretiyoruz. 1,5 milyar dolarlık ihracatımız var. İnşallah 2008 yılında geçen yılki rakamlarımıza göre 1 milyar 247 milyon dolar Kayseri'mizin ihracatı var idi. Bu sene 1,5 milyar doları zorluyoruz. Yine Kayseri'mizin baktığımız zaman lojistik olarak limanlara yakındı. Hava yolu bağlantımız, demir yolu bağlantımız, karayollarımızın büyük bölümü artık çift yol haline geldi. Kayseri'mizin, Türkiye'mizin katma değerine her zaman katkı sağlayan bir yapısı var.
Türkiye'nin vergi gelirlerinin %1'i minimum Kayseri'den toplanmakta. Katma değer vergisi, kurulma vergisi, gelir vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergi kalemlerine baktığımız zaman Kayseri bu noktada alışkanlığı oldukça iyi olan bir kentimiz. Biz Kayseri sadece sanayi şehri değil de hem turizm hem hizmetler sektörünün geliştiği, sağlık sektörünün geliştiği bir kent olarak da hayal ediyoruz açıkçası. Sayın seyirciler, şimdi de Kayseri Ticaret Odası'ndayız ve başkanımız Hasan Ali Kilci ile birlikteyiz. Kayseri son yıllarda sanayisiyle çok öne çıktı ama Kayseri daha çok tüccarıyla, ticaretiyle de tanınıyor. Kayseri'nin ticareti nasıl gidiyor? Kayseri tabii ki öncelikle ticaret kenti. 6000 yıllık tarih içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Özellikle İpek yolu üzerinde doğuya, batıya, kuzeye, güneye açılan yolların merkezi durumunda. Bu yaşanan medeniyetlerden Kayseri çok önemli ölçüde istifade etmiş. Asurlar döneminde özellikle dünyanın ticaret merkezi durumuna gelmiş. Kültepe, Kanış, Karum hemen Kayseri'nin 27 kilometre kuzeyinde. O dönemlerde dünyanın bütün ürünlerinin sergilendiği, satıldığı, pazarlandığı yer durumundaymış. Kayseri'de özellikle yerel yönetimlerimizden memnunuz, iyi çalışmaları yapılıyor. Kurumlar arasındaki koordinasyon iyi şekilde devam ediyor. İleriye dönük mesela önümüzdeki dönem itibariyle hizmet sektöründe, ticarette, turizmin öne çıkmasıyla ilgili çok müthiş çalışmalar var. Biz belediyenin önderliğinde yapılan bu çalışmayı destekliyoruz Kayseri Ticaret Odası olarak. Özellikle son yıllardaki modern alışveriş merkezleri Kayseri'de çoğalıyor. Kayseri'deki eski Ahi Evran geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarımızın bir üst basamağı yani tacir grubuna geçebilmesiyle ilgili de çok önemli yapılaşmalar var. Dünyadaki ekonomik dalgalanmalara, krizlere baktığımızda Türkiye nasıl etkileniyorsa Kayseri de bundan her zaman olduğu gibi etkileniyor ama bir özelliği var Kayseri'nin, bu sanayimizde de aynısı yaşanıyor. Kayseri daha çok kendi öz sermayesiyle yapılandığı için bu yaşanan büyük krizlerde az etkilenen, hatta en az etkilenen illerin başında geliyor. Bu hafta Cennet Köşeler'de size Kayseri'yi anlatmaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Haftaya farklı bir Cennet Köşe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.